Nurunun temiz alınlardan geçmesi Adem Aleyhisselam yaratılınca alnına sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nuru şerifi kondu. O nur alnında parlamaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Adem Aleyhisselam'dan itibaren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek Peygamber Efendimize kadar geldi. Bunu Allahü Teala ayet-i kerimede mealen şöyle bildirmiştir. Sen yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana inkılap etmiş, ulaşmıştır. Şuara suresi 219. Hadis-i şerifte Allahü Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra bu kısımlarından en iyisini Arabistan'da seçti. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyisini seçip beni bunlardan meydana getirdi. O halde benim ruhum ve cesedim mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. Buyurulmuştur. Diğer bir hadisi i şerifte ise Allahü Teala her şeyi yoktan var etti. Her şey içinden insanları sevdi, kıymetlendirdi insanlar içinden de seçtiklerini Arabistan'da yerleştirdi. Arabistan'daki seçilmişler arasından da beni seçti. Beni her zamanki insanların seçilmişlerinde en iyilerinde bulundurdu. O halde Arabistan'da bana bağlı olanları sevenler benim için severler. Onlara düşmanlık edenler bana düşmanlık etmiş olurlar buyurulmuştur. Yaratılan ilk insan olan Adem Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'ın zerresini taşıdığı için alnında onun nuru parlıyordu. Bu zerre Hazreti Havva'ya ondan da Şit Aleyhisselam'a ve böylece temiz erkeklerden temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçti. Muhammed aleyhisselam'ın nuru da zerre ile birlikte alınlardan alınlara geçti. Melekler ne zaman Adem aleyhisselam'ın yüzüne baksalar, alnında Muhammed aleyhisselam'ın nurunu görürler ve ona istiğfarda bulunurlardı. Adem aleyhisselam vefat edeceği zaman Oğlu Şit aleyhisselama dedi ki, Yavrum, bu alnında parlayan nur, son peygamber Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bunu mü'min ve afif, temiz hanımlara teslim et. Ve oğluna da böyle vasiyette bulun. Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına böyle vasiyet ettiler hepsi bu vasiyeti yerine getirip, en asil ve en kibar kızlarla evlendiler. Nur, kadın erkek, temiz alınlardan geçerek, asıl sahibine ulaştı. Rasulullah Efendimizin dedelerinden birinin iki oğlu olsa, yahut bir kabile iki kola ayrılsa, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın nuru, en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunurdu. Her asırda onun dedesi olan zat yüzündeki nurdan belli olurdu. Onun nurunu taşıyan seçilmiş bir soy vardı ki her asırda bu soydan olan zatın yüzü pek güzel ve çok nurlu olurdu. Bu nur ile kardeşleri arasında seçilir içinde bulunduğu kabile başka kabilelerden daha üstün, daha şerefli olurdu. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurdular ki benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allahü Teala beni tayyip iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum. Adem aleyhisselamdan beri evlattan evlada geçerek gelen bu nur, Taruha, ondan oğlu İbrahim aleyhisselama, sonra oğlu İsmail aleyhisselama geçmiştir. Onun da alnında güneş gibi parlayan nur, evladından Adnan'a, ondan meada, ondan da nizara intikal etmiştir. Nizar doğunca babası Meat oğlunun alnında nuru görüp sevinmiş büyük bir ziyafet vererek böyle oğul için bu kadar ziyafet az bir şey dediği için oğlunun adı Nizar yani az bir şey manasında kalmıştır. Bundan sonra da nur sıra ile intikal ederek asıl sahibi olan sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselama ulaşmıştır. Peygamber efendimizin şerefli nesebi Adnan'a kadar şöyledir. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurdu. Ben Abdullah Abdülmuttalib Haşim, Amr, Abdümenaf, Mugire, Kusay, Zeyd, Kilab, Mürre, Kaab, Lüvey, Galip, Fihr, Malik, Nadr, Kinane, Huzeyme, Müdrike, Amir, İlyas, Mudar, Nizar, Meat Adnan oğlu Muhammed'im. Mensub olduğum topluluk ne zaman ikiye ayrılmış ise Allahü Teala beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Başka bir hadisi şerifte de Allahü Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından Abdülmuttalip oğullarını seçti. Abdülmuttalip oğullarından da beni seçti buyurmuştur. Kıldı olunur anın alnında karar kaldı anın ile nice rüzgar. Sonra havva alnına nakletti bil, durdu anda dahi nice ay ve yıl. Şis doğdu, ona nakletti bu nur. Anın alnında tecelli kıldı nur. İrdi İbrahim ve İsmail'e hem, söz uzanır, ger kalanın der isem. İş bu resmile müselsel, muttasıl, ta olunca Mustafa'ya müntakil. Geldi çün ol rahmeten alemin, vardı nur, anda karar kıldı hemin.